Ses kontrol. Ses ve görüntü kontrol var mı? Sağ olasın Dilek. Şimdi arkadaşlar, bağır hız büyüklüğü, yani bir gözlemci bir gözlenene baktığı zaman onu yavaşlıyor mu görüyor, hızlanıyor mu görüyor? Ne demektir bu? Bağır hızın büyüklüğü demek, değil mi? Yani yavaşlama ya da hızlanma durumunu test etmek istiyorsanız bağır hızın büyüklüğüne bakmanız lazım. Ama birbirlerini uzaklaşıyor mu görüyorlar? Yakınlaşıyor mu görüyorlar? Bunu incelemeniz için de yani uzaklaşma yakınlaşma tayini için de bağır hızın büyüklüğüne değil aralarındaki konum farkına bakma. VT grafiği ise alttaki alana bakmanız lazım. Ama XT grafiği ise konum farkına bakmanız lazım. Konum farkı. Doğru değil mi? Eskiden konumları nasıldı? Konum farkları. Şimdi konum farkları nasıl? Şimdi öncelikle çok iyi izleyin abi. Bir VT grafiği çiziyorum. Bir VT grafiği çiziyorum. Üç tane grafik tanımlayacağım size. Birincisi şu. İkincisi, buna A diyelim arkadaşlar. A aracının VT grafiği. İkincisi şu. B aracının VT grafiği. Düz çizgiler bunlar. Üçüncüsü şu. C aracının VT grafiği. Dördüncüsü de şu olsun arkadaşlar. D aracının VT grafiği. Burada şunu söyleyeyim. Şu üç grafik A, B ve D'nin grafikleri arkadaşlar paralel birbirlerine. Yani aynı açıyı yapıyorlar x ekseni, işte t ekseni. Şimdi doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Doğru yanlış sorusu. Bir. A'daki gözlemci B'yi A'dan B'ye bakacağız. A'daki gözlemci B'yi sabit hızla uzaklaşıyor görür. Soru bu. Şey, yargı bu. Şimdi beni çok iyi izleyin arkadaşlar. Öncelikle hızlanma, yavaşlama ya da sabit hızla mı görüyor? Onlara bakmak için bağır hıza bakacağım ya, bağır hız büyüklüğüne. Şimdi bağır hız büyüklüğü V gözlenen eksi V gözlemci değil miydi arkadaşlar? Gözlenen eksi gözlemci. Bakın burası önemli. Çıkarma yapmak demek sayı doğrusundaki V değerlerinin farkına bakmak demek. Yani uzaklıklarına bakmak demek. Sayı doğrusunda V'lerin uzaklığına bakmak. Bakın şimdi. Başlangıç anında A ile B'nin hız, bağıl hızı şu doğru parçası kadar arkadaşlar. A'nın hız değeri sayı doğrusunda burada. B'nin burada, aralarındaki fark bakın. Şu doğru parçası neyi veriyor? Bağıl hızı verir arkadaşlar. Ve bağılın büyüklüğünü verir bu arada. O doğru parçası. Peki bir müddet sonra bakın. Başka bir doğru parçası çizdim. Bir müddet sonra başka bir doğru parçası çizdim. Bu doğru parçasının büyüklüğü hiç değişiyor mu? Bu doğru pa bakın hızlar değişiyor ama fark değişmiyor. Fark aynı. O zaman bunların bağıl hızları hep aynı zaman geçtikçe. Bağıl hızları aynıysa kimin kime baktığının önemi yok. Birbirlerini sabit hızla gidiyor görürler. Bağıl hızları değişmiyor. Kendi hızları değişiyor ama bağıl hızları değişmiyor. Fark çünkü. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O doğru parçaları
Hızların farkını veriyor bize. Herhangi bir andaki hız farkını veriyor. Aynen böyle düşün Cüzeli. Fark. Çünkü bakın, gözlenen eksi gözlemci diyorsun. Hız büyüklüklerinin farkı değişmiyor. Hız büyüklükleri değişiyor ama farkı değişmiyor. Fark bağıl hız demek. Bağıl hızın büyüklüğü değişmiyorsa birbirlerini sabit hızla görüyorlar. Peki uzaklaşıyor mu yakınlaşıyor mu görüyorlar? Taradıkları alanlara bakmamız lazım. Taradıkları alanlara bakmamız lazım. Bir de bunların ilk konumlarını vermemiz lazım. Bunlar başlangıçta yan yana olduklarını söylemem lazım. Başlangıçta yan yana olsunlar mesela bunlar. Hepsi. A, B, C'de. A'nın taradığı alan ve B'nin taradığı alana bakın. Ve aralarındaki alan farkına bakın. Alan farkı gitgide büyüyor. Yani A arayı gitgide açıyor. Yani uzaklaşıyor görürler birbirlerini. İkisi de doğru olduğu için birinci yargıya doğru derim. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Şimdi geldik ikinci yargıya. Adam şöyle soruyor. Diyor ki bu sefer. A, B'yi, şey B olmasın lan, C'yi, B'yi yaptık. A, B'yi, şey C'yi özür dilerim. Hızlanarak uzaklaşıyor görür. Hızlanarak uzaklaşıyor görür. Şimdi çok iyi izleyin. A ile C arasında doğru parçaları çizeceğim. A ile C arasındaki birinci doğru parçası, A ile C arasındaki ikinci doğru parçası, A ile C arasındaki üçüncü doğru parçası, A ile C arasındaki dördüncü doğru parçası. A doğru parçası gitgide uzuyor. Yani bağıl hız artıyor. O zaman hızlanarak görmesi doğal, mantıklı. Anlaştık mı? A, C'yi hızlanarak görüyor bir kere. A, C'yi, C, A'yı. Burada gözlemcinin önemi yok. Hızlanma, yavaşlama. Ben seni hızlanarak görüyorsam sen de beni hızlanarak görürsün. Ben seni yavaşlıyor olarak görürsem sen de beni yavaşlıyor olarak görürsün. Ben seni sabit hızda görüyorsam sen de beni sabit hızda görürsün. Bağıl hızın büyüklüğü gitgide artıyor. Ne demektir bu? Bağıl hız artıyorsa hızlanıyor görüyorlar. Peki uzaklaşıyorlar mı? Bir de ona bakalım. Başlangıçta yan yanalar. Başlangıçta yan yanalar. Ya Niyazi, yönün önemi var mı? Niyazi Allah'ın aşkına ya, sana soruyorum. Şurası sıfır. Niyazi, eksi 3 artı 5. Farkları bunların kaç abi? 8 mi? İki sayıyı da pozitif yapalım abi. Burası artı 2, burası artı 10. Fark yine 8. İki sayıyı da negatif yapalım abi. Yani ne değişecek ya? Buraya eksi şey de 10 de, buraya eksi 2 de. Farkları yine 8. Ha biri artı, ha biri eksi, ha ikisi de eksi, ha ikisi de artı. Fark demek sayı doğrusunda aralarındaki doğru parçasının uzunluğuna bakmaktır. Bak, burada buna, burada şuna baktık, orada ona baktık. Anladın mı Niyazi? Dolayısıyla yön bizi ilgilendirmez. Hızın yönü ilgilendirmez ki. Doğru parçası ve bağlı veriyor bana. O zaman doğru parçası gitgide büyüdüğü için birbirlerini hızlanarak görüyorlar. Bunda sorun yok. Deva. Çünkü matematiğe bakın abi. Fizikle matematik ne demiştin ilk ders ben size? Ayrılmaz abi. Çok gariptir. İyice iç içe girmiştir. Bağıl hızın mantığını düşünün. İki hızın farkını alıyorsunuz. Gözlenen eksi gözlemci. Yani hızları sayı doğrusunda düşün. Sayı doğrusundaki iki hızın arasındaki doğru parçasının büyüklüğü bağıl hız demektir. E tamam, doğru parçalarına bakıyorum. Anlaştık mı metal? Şey Meral, metal nereden çıktı? Ulan metal dedim ha. Meral anladık mı? Metal dedim ya. Yani doğru parçasının uzunluğu anlık olarak bağıl hızın büyüklüğünü tanımlayacak bana. Bu da ne demektir?
Bakın gitgide artıyor A ile C arasındaki doğru parçasının uzunluğu. Yani hızlanıyor. Bağıl hızın büyüklüğü artıyor çünkü. Peki uzaklaşıyorlar mı yakınlaşıyorlar mı? Şimdi ona bakalım. Taradıkları alanlara bakalım. Başlangıçta yan yana olduklarını söyledim. A aracı pozitif bir alan tarıyor hep. C aracı da negatif bir alan tarıyor hep. Ne demektir bu? Zıt yönlere gidiyorlar. Araları gitgide açılıyor. Yani uzaklaşıyorlar bunlar. Bu da doğru. Bakın, birinci yargıda A ile B aynı yöne gidiyorlar ama A daha fazla yol gittiği için uzaklaşıyor görüyor. Anlatabildim mi? Bakın, birincide AB aynı yöne giderek uzaklaşıyorlar. İkincide AC zıt yöne giderek uzaklaşıyorlar. Ama sonuçta alanların farkına baktığınızda yorumlarsınız uzaklaşıyorlar mı yakınlaşıyorlar mı? Okey mi? Problem var mı burada? Yok. Peki devam edelim. Bir üçüncü yargı. Bir üçüncü yargı. C D'yi yavaşlayarak yaklaşıyor görür. Yavaşlayarak yaklaşıyor görür. Önce yavaşlayarak mı görüyor bir ona bakalım. Yavaşlayarak mı görüyor bir ona bakalım. Bağıl hıza baktığında, pardon C ile D'ye bakacaktım değil mi? C ile D bakın bağıl hız büyüklüğü gitgide küçülüyor. Demek ki yavaşlayarak kısmı doğru. Ama yaklaşıyor görme kısmı yanlış. Bu da ifadeyi yanlış yapar. Neden? Bunlar birbirlerine yaklaşmıyorlar arkadaşlar. İkisi de eksi tarafa doğru gidiyor ama alanlara bakarsan D her zaman daha fazla yol taramış. D'nin altında kalan alan C'den herhangi bir zaman dilimini al bak. Mesela şu zaman dilimi bak. D bu kadar yol giderken C şu kadar yol gidebilmiş. Aynı yöne gidiyorlar ama D arayı açıyor. Başka bir zaman diliminden bahsedelim. Bu zaman dilimi D şu kadar yol gitmiş, oysaki diğeri şu kadar yol gitmiş. D hangi zamanda? Başlangıçta yan yanalar çünkü bunlar. Başlangıçta yan yanalar. Birbirlerine yaklaşıyor değil, uzaklaşıyor görür bunlar. Aynı yöne ama biri o zaman başka bir sorudur o Fatma. Başka bir soru olur o. Hayır. Yani bu verilen zaman dilimine kadar inceliyorum ben. Verilen zaman dilimine kadar henüz hızları sabit eşitlenmedi ki bunların. Verilen zaman dilimi. 0 t zaman aralığını inceledik sadece. Anlaştık mı? Şimdi iyi izleyin. Aynı grafiği şöyle olsaydı, şöyle düşünseydik. Çok iyi izle burayı. Tamam, ama sonuçta araları açılıyor Elif. Açılma, aralarının açılma hızı küçülüyor ama hala araları açılıyor C ve D'nin. Demek ki araları açılıyor, alan artıyor aralarındaki alan. Bakın şimdi, bu grafik VT grafiği değil de XT grafiği olsaydı. XT grafiği olsaydı. Yorum bambaşka olurdu. Bu sefer o doğru parçaları XT grafiğinde bu doğru parçaları neyi verirdi? Aralarındaki uzaklığı verirdi direkt. Direkt aralarındaki uzaklığı verirdi. O zaman zaten başlangıçta yan yana diyemem. Başlangıçta konumları da farklı. Bambaşka şekilde yorumlardım o zaman soruyu. Aralarındaki uzaklıkları verirdi doğru parçaları. Mesela 1'e bakalım. A'daki gözlemci B'yi uzaklaşıyor görür mü?
A'daki gözlemci ile B'deki gözlemcinin konumları arası mesafe hep aynı olduğu için uzaklaşıyor değil, durgun görürler birbirlerini. Bak 5, bak x'te grafiği olarak yorumlarsam uzaklaşıyor değil, çünkü bu sefer doğru parçaları konum farklarını verecek. VT grafiğinde doğru parçaları hız farklarını, yani bağıl hızı, x'te grafiğinde doğru parçaları konum farklarını, yani bağıl konumu tanımlar. Bağıl konumları hep aynıysa birbirlerini durgun görüyorlar. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Bakın tekrar söylüyorum. Bakın yırtıyorum burada bir taraflarımı. Çok iyi anlayın. VT grafiğinde o doğru parçaları bağıl hızı verirlerken XT grafiğinde bağıl konumu verirler. Birinde bağıl hız, birinde bağıl konum. Dolayısıyla pembe doğru parçaları bak hiç değişmiyor. Bağıl konum aynı olduğu için. Yani BA'nın her zaman atıyorum 10 metre solunda. BA'nın hep 10 metre solundaysa ne demektir bu? Birbirlerini durgun görüyorlar. Tabii ki durgun. Sabit hız diyemezsin ki. Durgun görüyorlar. Hızlarını anlayamazlar birbirlerini. Durgun görürler. Ben seni durgun görüyorum. Hızın yok görürüm yani. Hızın yok. Anlaştık mı? Mesela bak. İkinci yargı. A, C'yi nasıl görüyor? Doğru parçalarına bakıyorum. Yeşil doğru parçaları. A, C bak. Araları gitgide açılıyor. Birbirlerini uzaklaşıyor görürler. Evet doğru. Evet doğru. Bak yine doğru geldi. Ama bu sefer alandan gitmedim. Doğru parçasından gittim. XT grafiğinde doğru parçası bağıl konumu verir. VT grafiğinde doğru parçası bağıl hızı verir. Uzaklaşıyor kısmı doğru. Peki hızlanarak mı yavaşlayarak mı? Bunu nasıl söyleyebiliriz? Uzaklaştıklarını görüyoruz. Hızlanarak mı yavaşlayarak mı? Nasıl görürler hız ilişkisini? A'nın hızı sabit. Bakın VA sabit bir sayı. VC ise arkadaşlar 0. C durgun. O zaman sabit hızla giden bir adam durgun bir adama bakıyor. Ya da durgun bir adam sabit hızla giden bir adama bakıyor. Bağıl hız ne gelir? Sabit gelir. Hızlanarak değil, sabit hızla uzaklaşıyor olarak gelir. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Anladınız mı demek istediğim şeyi? Sabit uzaklaşıyor değil. Sabit hızla uzaklaşıyor Elvan. Yani grafik VT grafiği mi, XT grafiği mi çok çok önemlidir. Elif, X grafiği, bak XT grafiğinde A sabit hızla gidiyor. Eğimi sabit çünkü. Eğimi sabit. XT grafiğinde hız eğimle bulunur. A'nın hızı sabit. C'nin hızı ise 0. Düşünelim. Sabit hızla giden bir herif var, bir de durgun bir herif var. Kimin kime baktığının önemi yok. Kim kime bakarsa sabit hızlı görür. Hızlanarak değil. Yani bakın karma hoca, bakın bazılarınız içinizden bana sövüyor olabilirsiniz. İşte canına yandığımın hocası slide'ın içine etti. Her tarafı işte boyadı, onu çizdi, bunu sildi, bunu yazdı. Diyebilirsiniz. Ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ona dikkat edin siz. Evet, hırsına geçtim slide'ın, haklısınız. Ama başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Grafik VT ise doğru parçası farklı. Grafik X ise doğru parçası farklı yorumlanıyor. Ramazan ne diyor? A ile D ya, A ile B'deki yorum aynı mı olacak X'de? Vallahi ne demek istediğini anlamadım Ramazan. Dilek ne diyor? O zaman C de D'yi sabit hızla yaklaşıyor görür. Bakalım C D'yi nasıl görürmüş? Bakalım haklı mı Dilek? C ile D'nin konum, bak konumlar küçülüyor.
Konum farkı küçülüyor. Demek ki birbirlerini yaklaşıyor görüyorlar, doğru. Peki C durgun ve C 0. VD ise eğimi sabit, sabit bir sayı. Sabit hızla giden bir araç var, bir de durgun bir araç var. Birbirlerini sabit hızla görürler. Yani o zaman üçüncü şeyin doğrusu CD'yi sabit hızla yaklaşıyor görür. Sen ne demiştin? Bakalım. Harikasın Dilek. Bitti bu iş. Dilek, meseleyi çözdün sen Dilek. Peki. Ramazan, A ile B'de ne söylüyorsak A ile B'de de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Tabii XT grafiğinde. A ile D'de A ile, evet, aynı şey söylenir Ramazan. Aynı şey söylenir. Doğru parçaları ikisinde de sabit kalıyor çünkü. Dolayısıyla birbirlerini durgun görüyorlar. Bitti. Bu kadar basit. Sadece farklı mesafelerde durgun görüyorlar. Biri hemen yanı başında durgun görüyor, biri daha uzakta durgun görüyor. Ama durgun görüyor. A, B'yi nasıl görüyorsa A, D'yi de aynı şekilde görüyor. Ama bağıl konum farklı. Daha yakında durgun görüyor, daha uzakta durgun görüyor. Abi çok önemli, yalvarıyorum size. Aydın, ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Aydın. Aydın Atalay. XT grafiği doğru parçası bağıl konumu tanımlar. VT grafiğinde doğru parçası bağıl hızı tanımlar. Harikasınız. Elif, konum aynı değil. Konum farkı aynı. Elif, konum farkı. AC'yi BC'yi bakalım. AC BC. Evet. Aynı Şahin. Evet, doğru. AC'yi nasıl görüyorsa B de C'yi aynı şekilde görür. Ramazan. Evet, sanat Ramazan, sanat. Ya yalnız var ya, bakar mısınız? Onu çizmişim, başka bir şey yazmışım. Onu silmiş, çizmişim, başka şey yazmışım. Dolayısıyla mesela buna şu anda baksanız bir şey anlayamazsınız. Başından itibaren tekrar dinlemeniz lazım burayı. Hangi, nerede ne yazdım, nerede neyi sildim, ne yazdım. Şimdi bir dakika, bir dakika, öyle durun bakayım. Bahar diyor ki, hocam D aşağı doğru olsaydı, CD'yi hızlanarak yaklaşıyor mu görürdüm? Hangi grafik peki Bahar? XT grafiği mi, VT grafiği mi? Grafik ne? Ona göre yorumlayacağım Bahar. XT grafiğinde. D aşağı doğru olsaydı. Al, çizeyim sana aşağı doğru. Al, bu D. D bu olsaydı. Bakıyorum doğru parçaları gitgide büyüdüğü için. Doğru parçaları gitgide büyüdüğü için. Bir kere birbirlerinden uzaklaşıyor olurlardı. Uzaklaşıyor görüyorlar birbirlerini. Ondan sonra cıma. Ha bir de hız muhabbetine bakalım. Biri durgun, birinin hızı sabit. Sabit hızla uzaklaşıyor görür. Birbirlerine sabit hızla uzaklaşıyor görürler. Sen ne dedin peki? Bahar. Hızlanarak yaklaşıyor değil. Bahar. Sabit hızla uzaklaşıyor görürler. Abi. Sizin yerinize ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Bu videolar hesaplarınıza eklendiğinde yarın bu soruyu, bu slaytı baştan itibaren durdurur, geri sarar, bir daha izlerim. Durdurur, geri sarar, bir daha izlerim. Çok önemli bir şey anlatıyorum çünkü burada. Bakın, abi yani çok açık diyorum, eğer şey olsaydı, soruyu ben hazırlıyor olaydım, hareketten bu soruyu sorardım abi. Hareketten bu soruyu sorardım. Birbirlerine nasıl gözlüyorlar?
İki tane grafiği yan yana veririm. Biri VT grafiği, biri XT grafiği. Grafiğin gidişatları aynı ama biri VT, biri XT. Yargılar veririm. Kafayı karman çorman ederim abi. Kafayı karman çorman ederim. Yaparım yani. Merve kim kim için soruyorsun? Merve kim kim için soruyorsun? Kim aşağıya olsaydı Merve? Allah davul etsin. Dört tane adam var A, B, C, D. Hangisi? Dedik ya D. Kimle D arasında Merve? Geliyor Elif, geliyor. C ile D. Ha, C ile D arası. Dedik ya canım, üçüncü soruda bak. C, D'yi gördün mü? Yavaşlayarak yaklaşıyor görür demişim. Yanlış. Doğrusu yavaşlayarak uzaklaşıyor görüyormuş. Yavaşlayarak uzaklaşıyor. Sen ne yazdın? Hızlanarak uzaklaşıyor. Yanlış. Aralarındaki bağı hız gitgide küçülüyor çünkü Merve. CD arasında. Orijinal soruya bak. Son hali diyorsan hızlanarak uzaklaşıyor. Evet. Son çizdiğim halse D için, evet, hızlanarak uzaklaşıyor. Dediğin doğru. Allah. Peki. Tamam ya, tamam. Hadi gelin temiz bir sorayım. Temiz soruyorum abicim. İzle. Şunu bir netleştirelim. İçime sinsin benim. Grafik VT grafiği. Grafik VT grafiği. İyi izle şimdi burayı. Şöyle bir adam verdim. Şöyle bir adam verdim. Bu A, bu da B aracı. Bunların her ikisi de araç. A, B araçları. VT grafiği. A, B'yi nasıl görür? A, B'yi nasıl görür? Hızlanarak uzaklaşıyor. Bakalım hemen bakalım. Doğru parçasını inceleyecek olursam, doğru parçası uzuyor, evet, hızlanıyor. Hızlanarak görür. Peki başlangıçta bunların yan yana olduklarını söylememiz lazım. Allah sizi davul etsin. Hemen cevap veriyorsunuz bize. Başlangıçta aynı noktadan başlamış olsunlar. İşler karışır çünkü. İkisi bir artı bir eksiye gidiyor. Zıt yönlere. Hızlanarak uzaklaşıyor görürler birbirlerini. Güzel. Peki. İkinci yargı. Başka bir grafik daha vereyim. Bu da C. A, C'yi nasıl görür? Paralel bu grafikler birbirlerine. Grafikler paralel. A, C'yi sabit hızla uzaklaşıyor görür. Hep uzaklaşıyor görür. Neden? Bak şimdi. Şu zaman dilimine kadar zaten zıt yönlere gittikleri için uzaklaşıyorlar. Bak, o ana kadar 0T aralığında zıt yönlere gittikleri için uzaklaşıyorlar. Bunda problem yok. Peki T2T zaman aralığını inceleyelim şimdi de. T2T, T2 değil. T2T zaman aralığını inceleyelim. Bu sefer de AC'den aynı yöne gidiyorlar ama hep daha fazla yol gidiyor, hızı fazla olduğu için. Bu sefer de ondan dolayı uzaklaşıyorlar. Yani her halükarda uzaklaşıyorlar birbirine. Nay, nay, nay. Anlaştık mı? Ramazan. 0T aralığında zıt yönlere uzaklaşıyor, zıt yönlere gittikleri için. Ama T2T aralığında aynı yöne gidiyorlar ama yine uzaklaşıyorlar. Arayı açıyor. Hızı psikopat olduğu için. C'nin hızı nerede azalıyor? Hasan, hangi zaman aralığı?
0T zaman aralığında C'nin hızı azalıyor. T2T zaman aralığında C'nin hızı artıyor. Ama bağıl hızda onlara bakmaya gerek yok. Doğru parçası çizerek bakarsınız. Şu iki noktadaki sayının farkını alıyorsun. Sonra şu iki noktadaki sayının farkını alıyorsun. Sonra bu iki noktadaki sayının farkını alıyorsun. Sonra bu iki noktadaki sayının farkını alıyorsun. Bağıl hız değişmiyor. Hareket yönünden bağımsızdır bağıl hız çünkü. Bu şey için. Peki. Üçüncü yargı. Yargı 3. AB'yi sordum. AC'yi sorduk. BC'ye soracağız, değil mi? CB'yi nasıl görür? CB'yi nasıl görür? CB'yi nasıl görür? Bir kere doğru parçası artıyor. Yani hızlanarak virgül. Bakalım ilk 0T zaman aralığına bakacak olursam aynı yönde ama B daha fazla gittiği için yol uzaklaşıyorlar. Daha sonra da zıt yöne gittikleri için uzaklaşıyorlar. Her halükarda uzaklaşıyorlar birbirlerine. Hızlanarak uzaklaşıyor görürler. BC'yi nasıl görür? CB'yi nasıl görür? İkisi de aynı. Birbirlerini hızlanarak uzaklaşıyor görürler. Ben seni sola doğru hızlanarak uzaklaşıyor görürüm. Sen beni sağa doğru hızlanarak uzaklaşıyor görürsün. Ama ikimiz de birbirimizi sonuç olarak hızlanarak uzaklaşıyor görürüz. Yön değişir. Peki, şimdi izleyin bakalım. Pembe kalemi aldım. Bu grafiği XT grafiği olarak verdim. Artık grafik VT grafiği değil. XT grafiği. Cevap artık bambaşka bir cevap. Cevap bambaşka, cevap bambaşka olacak. Hadi cevaplara bakalım. A, B'yi nasıl görür? A, B'yi nasıl görür? Bir kere uzaklaşıyor görürler birbirlerini. Peki eğimlere bakalım. Eğimleri her ikisinin de sabit. Senin hızın sabit, benim hızım sabit. Farkımız yine sabit. Yani birbirimizi sabit hızla uzaklaşıyor görürüz. Bakın VT grafiği olursa hızlanarak uzaklaşıyor. XT grafiği olursa sabit hızla uzaklaşıyor görüyoruz. Durgun görmüyorlar birbirlerini. AB'ye bakıyorum. AB'ye. Şahin, AB'ye bakıyorum. Ha tamam, AC'yi mi yorumluyorsunuz? Tamam. İkinciye geldim. AC'yi nasıl görür? Anlık doğru parçaları çizdiğimde, anlık doğru parçaları çizdiğimde hep aynı mesafede araları. Demek ki birbirlerini durgun görürler. Dolayısıyla durgun görüyorlar birbirlerini. Dolayısıyla hız şeyi soramam. Sabit hızda durgun denmez ki. Durgun zaten durgundur yani. Hızı sıfır, hep sıfır görüyor ötekinin hızını. Üçüncüye geldim. CB'yi nasıl görür? Anlık doğru parçaları gitgide büyüyorlar arkadaşlar. Demek ki araları açılıyor. Yani uzaklaşıyor. Peki nasıl uzaklaşıyorlar? Eğimler sabit. O zaman farkları da sabit. Yani sabit hızda uzaklaşıyor görür. Yaparsınız Merve ama o zaman iş çok karışıyor. O zaman şu XT grafiğinde işler çok karışır. VT grafiğinde değil de XT grafiğinde çok karışır. Sabit o eğimleri yorumlamak zorunda kalıyorsunuz ya. Öyle bir soru da abi testte yani olmaz yani. Hoş olmaz testte. Öyle bir soru gelmez. İnşallah yok yani Merve gelmez. Durgun diyeceksiniz sadece. Durgun dedim mi zaten bitti. Birbirlerini nasıl görüyorlar? Durgun görüyorlar. Hızlanarak durgun olur mu? Yavaşlayarak durgun olur mu? Sabit hızda durgun olur mu? Durgun olur sadece. Durgun denir ona. Anlatabildim mi? Birbirlerini aralarındaki mesafe hep aynı olduğu için durgun görüyorlar. Evet. Aynen öyle Elif.
Herhalde demek istediğim şey anlaşılmıştır. O zaman şimdi örneklere geçelim. İzleyelim bakalım. Paralel raylarda farklı yönlerde hareket eden KL trenlerinden K trenindeki bir gözlemci L trenini hareketsiz görüyor. Buna göre hangisi kesin doğrudur? Farklı yönlerde gidiyorlar. Şimdi şu K treni, şu da L treni olsun. Farklı yönlerde gidiyorlar. K'yı bu tarafa alalım, L'yi bu tarafa alalım. Sonra diyor ki, K'daki gözlemci L'yi hareketsiz görüyor. O zaman bu gözlemci bir kere kesinlikle bu tarafa doğru gidiyor olmalı. Doğru mu? Ve bir kere o tarafa doğru gidiyor olmalı ve bileşke hızı L'ye eşit. Bileşke hızı, yani buna nasıl diyelim ya? Şuna VK, şuna VL dersem, şuna da V dersem eğer, V eksi VK böyle bir şey verdi. Bunun büyüklüğü de eşittir VL ile. Böylelikle durgun görmüş oluyor. Anlaştık mı? V eksi VK. V daha büyük VK'dan. Anlaştık mı? O yüzden sola doğru net bir sayı geliyor. O da L'nin yere göre hızıyla aynı. O zaman şimdi başlayalım. K'nın hızı L'nin hızına eşittir. K ile L için bir şey diyemem arkadaşlar. Büyüklük için. A eşit olabilirler. Olabilirler ama olmayabilirler. Bakın yazıyorum. K'nın hızını 3 alalım. L'nin hızını da 3 alalım. O zaman bu V'yi de 6 alırım. Oluyor bak, oluyor. Ama kesin mi? Değil. Soru işareti. Kesin değil. Yanlış diyemezsiniz Şahin. Adam hareket etmezse durgun göremez Medine. K'daki gözlemci L'yi durgun görmesi için adam tıpış tıpış hareket edecek valla. Adam durgun olursa hareket etmezse durgun göremez Medine. Aynı tarafa doğru toplam hızlar aynı olmalı ki durgun görsün. O zaman ters tarafa doğru gidecek. Belirli bir hızı var. K'nın hızı L'den küçüktür. Kesin mi? Kesin mi? Olabilir. Kesin değil. Gözlemci K'nın içinde aynı yönde hareket etmektedir. Kesin yanlış. K ile zıt yönlü hareket ediyor çünkü. Gözlemci K ile zıt yönlü hareket ediyor. Gözlemci hareketsiz durmaktadır. Kesin yanlış. Gözlemcinin yere göre hızı. Yani bu kimden bahsediyor? V eksi VK'dan bahsediyor. İşte bu VL'ye eşittir diyor büyüklük olarak. Bu da kesin doğru bir önerme. Cevap edin. A, B kesin değil. C, D kesin yanlış. E de kesin doğru. Dikkat edin. Kafa çok karışır bunlarda. Abi, durgun görme şartı şudur. Aynı yöne, aynı büyüklükte hızlarla gidersek birbirimizi durgun görürüz. Aynı yöne, aynı büyüklükte hızlarla gitmek şart. Ama gözlemci için V eksi VK'dan geliyor o hız. L içinse sadece VL'den geliyor. Vallahi zor değil Meral. Devam ettim. Aynı yönde aynı sürat Fatma, yani aynı hız. Dediğin doğru. Ama gözlemci için V eksi VK oluyor o hız. L de onunla aynı olursa ancak durgun görür. Bir yandan da sürükleniyor çünkü K. Hangisi, hangi aracı güneye doğru gidiyormuş gibi görür? Hangisi, hangi aracı güneye doğru gidiyormuş gibi görür? Birini ters çevireceğim. Hangisiyle toplarsam güney verir? Birini ters çevirerek, mesela gözlemci değil mi bu? Gözlemci bu.
Bunu ters çevireceğim. Eksiyle çarpacağım. K'yı ters çevirip M ile toplayalım. K'yı ters çevirip M ile toplarsam böyle bir şey çıkar. Olmaz. K'yı ters çevirip N ile toplarsam şu gelir. Cevap kuzey olur. Olmaz. N'yi ters çevirip L ile toplarsam, N'yi ters çevirip L ile topla, cevap böyle bir şey gelir. Olmaz. M'yi ters çevirip N ile toplarsam, cevap sağ tarafa veriyor. Olmaz. M'yi ters çevirip L ile toplarsam, cevap güneye veriyor. Cevap edin. Anlaşıldı mı? Gözlemci ters çevrilecek, gözlenenle toplanacak, tek tek cevaplar bulunup hangisinin güney olduğuna bakılacak. Olay bu. Yere göre 4V hızıyla doğuya doğru gitmekte olan bir araba. Yere göre 4V hızıyla doğuya gidiyor. Aynı doğrultuda yere göre V hızıyla batıya giden bir tren var. Ben bunları şöyle çizeyim de. Tamam. Aynı doğrultuda yere göre ve hızıyla batıya gitmekte olan trenin içindeki bir yolcu. Trene göre 2V hızıyla trene göre 2V hızıyla arka tarafa doğru gidiyor. Trene göre hız yalnız o 2V. Dikkat edin. O zaman bu adamın yere göre hızı net olarak bu tarafa doğru V'dir. Doğu V'dir. Net hızı. Yere göre hızı aslında adam sağ V ile gidiyor. Yani adamın hızı artı trenin hızı yaptık. Treni akıntı gibi düşünün ya. Trenin hızını akıntı gibi düşünün. Adam ne yapıyor? 2V ile sağa gidiyor. Tren ne yapıyor? V ile sola gidiyor. Topla ikisinin hızını Elif. Adam net olarak sağ V hızıyla gidiyor. Şimdi soru şu. Yolcu arabayı nasıl görür? Bu yolcuyu ters çevireceğim. Arabayla toplayacağım. Bu ikisinin toplamı sağ tarafa doğru 3V verir. Yani 3V doğu arkadaşlar. Öncelikle aynı referansa göre çalışacaksınız hep. Aynı referansa göre çalışmak da aynı referansa göre diyeyim. Hep yere göre bakacağız. Hepsini yere göre hıza çevireceğim. Bakın adamın hızı trene göre verilmiş, ben onu yere göre çevirdim. Trenle araba zaten yere göre verilmiş, onları ellemedim. Adamın hızını yere göre çevirip sonra bağıl hıza sokacağım. Önce aynı referansa göre bakacağız. 5 mi? Hayır. Gözlemci adam. Adamı ters çevirdim. Adamı ters çevirdim Elif. Gözlenenle topladım. Bak burası eksi gözlemci. Burası da gözlenen. Gözleneni ellemedim. Gözlemcinin tersiyle topladım. Falan filan falan filan falan filan. K'daki gözlemci diğerlerini nasıl görür diye soruyor. Fulya işler tamamen değişir o zaman. İşler tamamen değişir. Bileşke vektör bakacağız yine. Bileşke vektör bakacaksın. Kuzey atıyorum bak. Adamın hızı işte bu tarafa V mi yaptı? Arabada böyle gitsin V ile. Mesela bağılız böyle V kök 2 yapar bu sefer. Kuzey batı yapar mesela. Fulya. Yani anladın mı? Sileyim mi? Kafanız karışmasın. Devam. K'daki gözlemci diğerlerini nasıl görür? K'yı tek tek ters çevirerek ötekilerle toplayacağım. K'yı ters çevireceğim, tek tek ötekilerle toplayacağım. Şimdi K'yı önce L ile toplayalım. L aynen duruyor. K'yı ters çevirdiğimde araları 120 yapar. Doğru mu? Araları 120 yapar. Demek ki bileşkeleri yine bir V yapar. Yani V ile V'ye eşit. Şunlara V, V dersin. K'yı ters çevirip L ile topladım. V ile V'ye eşit oldu. K'yı ters çevirip M ile toplayacağım.
K'ya ters çevirdim. Bu da öteki adam. Araları artık 60 derece olduğu için bileşkeleri V köküç yapar. VM. K'ya ters çevirip ne ile toplayacağım? K'yı ters çevirip ne ile topladım? Ara yine arkadaşlar 60 derece olduğu için yine V köküç gelir. Bizim VN dediğimiz şey. O zaman L en küçük, diğerlere eşit. Adana geliyor. Farkında mıyız? Ters çevirip topladığımızda 60 derece yapıyor. Olur da Dilek, gerek var mı? Hazır güzel açılar geliyor bak. Burada 120 geliyor. Burada 60 geliyor. Burada 60 geliyor. Çok gereksiz uzatırsın o zaman soruyu. Olur ama ayıp olur yani Dilek. Olur ama ayıp olur. Düz bir yol üzerindeki KL'nin konum zaman grafikleri verilmiş. Bakın çok önemli. XT grafiği. K'nın hızı 30'sa L'nin hızı, pardon, L'deki gözlemci K'yı nasıl görür? Tamam. Şimdi K'nın hızı 30. Yani şu üçgene bakacak olursam eğer, şuranın tanjantı 30'muş arkadaşlar. O da ne demektir? Karşı bölü komşu. 3x bölü t. Doğru mu? Ötekinin hızı için şu üçgene bakmam lazım. Yani şu açıya bakmam lazım. Beta açısınınkine bakmam lazım. Onun yerine onun 180'e tamamlayanından gidelim. Karşısı bölü komşusu. 20 yapar ama ters yönde. Bununki pozitif, bununki negatif. Neden? Geniş açı yapıyor. Geniş açının gittiği yönleri anlıyorsunuz zaten. Biri artı yöne gidiyor, biri eksi yöne gidiyor. Matematiksel olarak da dar açının tanjantı pozitif, geniş açının tanjantı negatif. O zaman şimdi araçları güzelce çizelim. K aracı artı tarafa doğru 30'la giderken L aracı eksi tarafa doğru 20 ile gidiyor. Gözlemci L'de arkadaşlar. L'yi ters çevirip topladığımızda sağ tarafa doğru 50'lik bir bağıl hız gelecektir. Bu da cevap Adana. Anlaştık mı? L ile M'nin açısı yanlış olmadı mı? Neden? Hadi gel bakalım. Pelin, yanlış mı yaptık bakalım bir. Olabilir, insanlık hali, bakalım. K'yı ters çevirdim. Şurası 30 ve bu da L aracı. Araları 120, yani şu şekil doğru. Bunda sorun yok, bu doğru. Sonra diğerine bakalım. Bu K'yı şununla toplarsam araları 60 derece, bu da doğru. Sonra bunu bununla toplarsam araları 60 derece, bu da doğru. Şekilde yanlış olmamış. Bakın, bu soruda dikkat edin. Tabii ki sormadı yine. Bakın, hızların büyüklüklerini buluyorum. Biri 30 iken öteki 20, ama anlık olarak yönlerine de bakmak zorundayım. Dikkat edin. Yönler çok önemli. Yoksa cevap 10 çıkardı. Başka bir sayı çıkardı. İki önceki soruda. Evet, alalım iki önceki soruya. Bir. İki. Evet. Evet Medine, iki önceki soru. Saçma maçma, sorsan boş ver. Frene göre hız deyince kendi koşma hızını, yürüme hızını alırsın adamın. Kendi bacaklarının ona sağladığı hız. Aynen. Trene göre, tren zemin, o zemin üzerinde koşarken, yürürken sahip olduğu hız. Ama yere göre hız deyince kendi sahip olduğu hız artı trenin hızı. Yani
Bağıl aslında var, bağıl var. Aslında bağıl var. Trenin hızını yere göre deyince, ya yerdeki gözlemci, durgun ya bu herif, yerde duruyor. Bu adamı nasıl gözler buraya baktığında? Kendi hızı arttı çünkü kendisinden dolayı 2V ile öteleniyor sağa. Trenden dolayı da V öteleniyor sola. İkisinin toplamını gözler yerdeki gözlemci. Aslında yine bağıl hareket. Ama gözlemci durgun olduğu için hızı sıfır ya. Ters çevir sıfırı yine sıfır. Gözlemciyi katma bu sefer artık işin içine. Medine aslında yine bağıl var. Ama gözlemcinin hızı sıfır olduğu için önem arz etmiyor. Direkt burada bileşke hıza bakıyoruz. Yer hareket etmediği için. Mesela bak, bunun en güzel şeyini şöyle anlatabilirim sana. Medine'yi izle. Medine, beni çok iyi izle. Bir araba bu tarafa doğru 10 metre bölü saniye hızla gidiyor. Sen de bu sırada arabanın içinde koşuyorsun. Koşu hızın 3 metre bölü saniye olsun. Koşu hızın 3 metre bölü saniye. Dışarıdaki bir gözlemci senin hızını bu tarafa doğru 13 metre bölü saniye olarak gözler. 10 ve 3'ün toplamı olarak gözler. 10 trenin hızı, 3 de senin hızın, toplam 13. Kendisini almıyorum. Kendisi durgun çünkü hızı sıfır. Ama şu gözlemciyi alırsam eğer, arabanın içindeki bir gözlemciye göre senin hızın sadece 3 metre bölü saniye. Çünkü o da arabanın içinde olduğu için onu görmez. Sadece 3'ü gözler. Ya da şöyle düşüneceksin. Gözlemcinin hızı 10. Senin hızın 13. Gözlemciyi ters çevirip gözlenenle topladığında 3 yapar bu tarafa. Ya da böyle bakacaksın. Ama onun yerine biz ikisi de aynı referans düzleminde olduğu için o referans düzleminin hızını algılamaz onlar. Medine. Direkt baktığındaki salt onun hızını görür. Arabaya göre hızı 3, arabanın içindeki gözlemciye göre hızı 3, dışarıdaki gözlemciye göre hızı 13. Devam. Evet, başka bir soru arkadaşlar. Vereceğiz, vereceğiz. Şunu da yapayım. Dur bakayım bir. Kaç sorum kaldı? Altı sorum kalmış. Altı soruyu da yapayım. Ara vereceğim. Zaten bu şey bitiyor. Ondan sonra yeni konuya geçeceğiz. Altı sorum var bununla beraber. Hadi bitirelim şunları. AB otomobillerinin konum zaman grafiği verilmiş. A'nın 0T aralığında şu üçgendeki arkadaşlar şu açının tanjantı verilmiş. V demiş o açının tanjantına. Yani x bölü t. Doğru mu? Peki. 2T anı diyor ya, 2T anındaki hızlara bakmamız lazım. O anki teğetlere bakmamız lazım. O anki teğetler de zaten hız değişmiyor, eğim değişmiyor ya, şundan bulunabilir. Diğerininkisi ise şundan bulunabilir. O anki teğet yerine şu büyük üçgenlere baksak da olur. Maviye bakıyorum şimdi. Bir kere geniş açı olduğu için eksi gelecek. Ne gelecek abi? X bölü 3T'den eksi V bölü 3 gelecek. Doğru mudur? Yeşilinkini yazacak olursam eğer dar açı yaptığı için yine pozitif gelecek. Karşı bölü X bölü 4T'den V bölü 4 yapar. Pozitif. Neyi anlamadın Fatmacığım? Söyle bana. Eğim yapıyorum Fatma. Eğim, eğim. O zaman şimdi 2T anında A aracı negatif tarafa doğru V bölü 3 ile gidiyor.
D aracı pozitif tarafa doğru V bölü 4 ile gidiyor. A'daki gözlemci, gözlemci burada, ters çevireceğiz. Öteki ile toplayacağız. Bu ikisi toplanırsa cevap buraya doğru 7V bölü 12 gelir. Cevap Deniz. Anlaşıldı mı? 0T aralığını referans aldım. 0T aralığını referans aldım. Ama 2T anında diyor tam o anki teğetler. O anki teğetler yerine de büyük üçgenlerden gittim. Eğim değişmiyor nasılsa. O anki teğetin eğimini bulmak için büyük üçgenin eğimine bakmak yeterlidir. Büyük üçgenin hipotenüsünün eğimine daha doğrusu. Yönlere de dikkat edin. Bakın, kırmızı dar açı, yeşil de dar açı ama mavi ile gösterdiğim arkadaşlar geniş açı. O yüzden eksi geldi. Devam. Doğrusal bir yolda KL otomobillerinin başlangıçta aynı konumda olma koşuluyla hız zaman verilmiş. Hangileri doğrudur? 0T aralığında bağıl hız azalmaktadır. Bakalım hemen. Oo, vallahi de billahi de doğru. Doğru mu? Anlaşıldı değil mi? Bağıl hız sordu bana. Bağıl hızın büyüklüğü azalıyor. Demek ki değil mi? Doğru. T2T aralığında uzaklık azalmaktadır. T2T aralığında uzaklık azalmaktadır. İncelemem lazım. İzleyelim bakalım. 0T aralığında aralarındaki uzaklık artıyor. 0T aralığında aralarındaki uzaklık artıyor. Kim daha fazla yol alıyor? K daha fazla yol alıyor. K daha önde. Ama ikinci bölgeye gelirsem artık L daha fazla alan taradığı için arayı kapatıyor. Yani araları azalıyor bunların. Demek ki aralarındaki uzaklık azalmaktadır. Doğru bir önerme. Çünkü ilk bölgede araları açılıyordu. K daha fazla yol gidiyordu. İkinci bölgede ise araları neden kapanıyor? L daha fazla yol gidiyor aynı yöne doğru. Arayı kapatıyor. Hatta ve hatta tam 2T anında bunlar tekrar yan yana arkadaşlar. O ana kadarki taradıkları alana bakarsanız tekrar yan yana geldiklerini görürsünüz. Peki 2T 3T aralığında aralarındaki uzaklık artmaktadır. Bu sefer artık L daha fazla alan tarıyor. Şu üçgenin alanı kadar fazla yol gittiği için aralarındaki uzaklık artıyor. Yani cevap 1, 2, 3. Çünkü 2T anında bunlar tekrar yan yanalar. Onu biliyoruz. Oradan itibaren yorumlayacaksın tekrar. Dikkat edin. Akıntı hızının her yerde eşit ve sabit olduğu nehirde A'dan suya göre bilmem ne bilmem ne K motoru T süre sonra B'de karşıya çıkıyor. Şimdi bakın K motoru şu yörüngeyi izlemiş arkadaşlar. Mavi ile gösterdiğim şu yörüngeyi izlemiş. Demek ki akıntı hızı arkadaşlar şu. Bu akıntı arkadaşlar. Anladık mı? Akıntı sağa doğru 3. Böylelikle K aracının hızı yere göre şu yapıyor. Sonra 1, 2, 3, 4 hamlede karşıya çıkıyor. 4 hamlede karşıya çıktı. Peki ötekinin ucuna ekleyelim akıntının hızını 3 birim. Onun yere göre hızı şu yapıyor artık. 1, 2 hamlede D'ye çıkıyor. Bir kere çıktığı yer D. Peki süre 4 hamleye ben T diyorsam 2 hamle T bölü 2 sürede gerçekleşir. O zaman T bölü 2 sürede D'ye A. Hamle olarak bakın. Biri 4 hamlede öteki 2 hamlede. O zaman yarı sürede varıyor yani. Hamle olarak bakarsanız süreler de otomatik olarak gelir zaten. Biri 1-1-1-1 gidiyor öteki çapraz çapraz gidiyor şöyle ama kök 5 kök 5 gidiyor. Yani uzun uzadıya süre için x eşittir vt'ler yazmadım. Hamleden gittim. 4 hamlede giden 2 hamlede giden.
Her hamle aynı sürede gerçekleşiyorsa. Her hamle aynı sürede gerçekleşiyor. Devam. Akıntı hızı kıyıya paralel A'dan suya giren yüzücülerin suya göre hızları verilmiş. Yani akıntıyı henüz dahil etmemişim. Hangi iki yüzücü B'de karşı kıyıya çıkabilir? Yani öyle bir akıntı vereyim ki eklendiğinde AB doğrultusuna gelsin. K ve L olmaz. Neden? K'ya 2, L'ye 3 eklememiz lazım. K ve L olmaz. Anlaştık mı? Siliyorum onu. Bu olmaz. K ve M. M'ye 2, K'ya da 2 olayı sağlıyor. Demek ki cevap K ve M'ymiş. Her ikisine de 2 birim koyarsam K'nın yere göre hızı bu olur. M'nin yere göre hızı şu olur. Hamleleri, hamle sayıları değişir. Yani süreleri değişir ama yine ikisi de B'de karşı kıyıya çıkarlar. Ötekilere bakmıyorum diye. Devam. Bir motorun suya göre hızının büyüklüğü aynı kalma koşuluyla akıntı yönünde giderken yere göre hız büyüklüğü, akıntı zıt yönünde giderken yere göre hız büyüklüğünün iki katıdır. Buna göre motorun suya göre hızının büyüklüğünün akıntının hızının büyüklüğü oranı. Çok güzel bir soru değil mi? Böyle anlayıncaya kadar canımız çıkıyor. Başlayalım. Başlayalım. Bu bizim vakımız olsun. Bu bizim vakımız olsun. Akıntı yönünde giderken benim adamım akıntı yönünde gidiyor. Hızına V diyelim. Yere göre hızı V artı vak olur. Doğru mu? İlk durumda yere göre hızı V artı vak olur. Aynı yönlü çünkü ikisi. Direkt topladım bileşik hızı bulmak için. Akıntıya zıt yönde giderkense V eksi vak olur artık yere göre hızı. Adam diyor ki bu eşittir diyor. Bunun iki katıdır diyor. Bakın ilk durumdaki yere göre hız son durumdaki yere göre hızın iki katıdır diyor. Başlıyorum artık. Çözmeye soruyor. V artı vak eşittir 2V eksi 2 vak. Bu vakı bu tarafa alalım. 3 vak eşittir V. Yani vak dediğimiz şey V bölü 3. Motorun suya göre hızına V dedik. Akıntının hızına da V bölü 3 dedik. Oranlarsam cevap 3 gelir. 3 katıymış onun. Aynı yönde giderkeni gösterdim. Zıt yönde giderkeni de kırmızı kalemle gösterdim. Hayır canım ne şıkla alakalı? Şıklardan falan gitmedik ki. Bu 3'e 1 oranı direkt denklemden geldi. Ha, hocam neden akıntı daha büyük değil? Hadi öyle yapalım bak. V artı vak eşittir 2. Vak eksi V olmalıydı bu sefer yere göre hız. Bakalım ne gelecek? 2 vak eksi 2 V. V artı vak. Bunu bu tarafa attım vak. Bunu bu tarafa attım 3 V. Bu da olabilirdi. Bu da olabilirdi. Bu da olabilirdi. Ama o zaman cevap 1 bölü 3 gelirdi. Geriye dönme yok Şahin soruda. Geriye döndüğü falan filan söylenmemiş ki gitti geri geldi falan diye bir şey dememiş. Cevap o zaman 1 bölü 3 olurdu. Ama ya şansıma ilkinde elde ettim Medine. Şıklara bakmadan ilkinde çıktı. Gelmeseydi cevap A diyecektim. O zaman bir de bakın V'den büyük olduğu durumu inceleyelim diyecek. Ama direkt geldi soru. Aynı andayım 1 bölü 3'e mi 3 gelmez şey şıklarda. Veriyorsa onu kimin kimden büyük olduğunu söylemesi lazım. Devam. Üzerindeki noktalar tanımlanmış. Son sorum arkadaşlar. Ara veriyorum bununla beraber. Ok yönünde sabit hızla dönerek kaymadan ilerlemektedir. A'nın yere göre hızının B'nin yere göre hızına oranı kaçtır?
Arkadaşlar, bu bir yuvarlanma hareketidir. Yuvarlanma hareketi bir bileşke harekettir, doğru mu? Hem öteleme vardır, hem dönme vardır. Ama dönme ve öteleme, bakın, aynı şey etrafında olduğu için aynı hıza sahiptir. Aynı şekilde döndüğünde de ötelendiğinde de yol gider. Bir nokta. O zaman bak, dönme hızına V dersen, bak şimdi, çok iyi izleyin. Dönme hızına V dersen, öteleme hızı da V olur. Çünkü bak, bir tur attığında çevre kadar dönerek yol alır, çevre kadar ötelenerek yol alır. O zaman başlıyorum şimdi. A noktasının hızına bakalım. A noktasının bir öteleme hızı var, bir de dönme hızı var. B noktasının bir öteleme hızı var, bir de dönme hızı var. Gördünüz mü? Öteleme hızları, öt diyelim. Bunlar, parantez içine yazmadıklarımda dönme hızları, anlık. Bakın, dik olarak yarı çapa dönme hızları, çizgisel hız. Şimdi A'nın büyüklüğünün B'ye göre, B'nin büyüklüğünün ne oranı kaçtır? A'nın hızı yere göre 2 ve B'nin hızı yere göre, bu ikisinin arası 120 yapıyor arkadaşlar. Toplamları V yapar. Oranlarsam 2 gelir cevap. Araları 120 derece olduğu için. Yani buranın toplam hızı, güzel arkadaşlarım, bu tarafa doğru 2 V iken, bunun yere göre hızı şu tarafa doğru V gelir. Bu bileşik harekettir çünkü. Bileşke hıza bakıyorsunuz. Dönme ve 120 nasıl mı oldu Elif? 120 nasıl oldu? Gerçekten çok zor. Böyle bir çizgi çizdim. Z harfinden burası 30. O zaman iç ters açılardan dolayı, iç ters açılar, yani orası 30, dur bakayım abartmayayım. Orası 30 ise şurası 60. Şurası 60. Ondan sonra cımam. Şu yarı çapımız bizim. Şu bizim yarı çapımız. 60 ise şurası da 120 geliyor. Anlaştık mı? 30, 60, 90'a tamamlayan, oradan da 180'e tamamlayan 120. Böylelikle bileşke hızlar, yani dönme hızlarıyla çizgisel hızların toplamları bileşke hızdır, yere göre hızları verir. Toplayarak da oranladım, 2 geldi cevap. Evet arkadaşlar, böylelikle hareketi bitirdim. Hareketi bitirdim. Bundan sonra şimdi gireceğim şey, artık gireyim mi girmeyeyim mi size soruyorum. Yani ne kadarım kaldı? Bir ara verirsem çok az bir şey. Bence girmeyelim. Bugün erken bitirelim, olur mu? Bugün erken bitirelim. Arada kalmasın. Güzel. Şimdi sizin yerinize ben olsam güzel güzel hareket sorularını çözerim. Çok iyi anlayın. Çünkü dinamiğe gireceğim abi. Dinamik. F eşittir MA'lara gireceğim. Burayı çok iyi anlayın ki orada şey yapalım. Kinematiğin temellerini attık artık. Kinematiğin temellerini attık. Anlaştık mı? Yarına yüklenir engeç Tuğba'cığım. Kinematiğin temellerini attık. X nedir? V nedir? A nedir? Ondan ona nasıl geçilir? Bağıl nasıl bulunur? Bağıl hareketteki kavramlar. Onları öğrenirseniz iyi. Dinamik. Bundan sonra dinamik yapacağım. Newton'un hareket kanunları Tuğba. Dinamik. F eşittir MA kısaca. Ama orada biraz zorlayacağım sizi. Çünkü şey falan filan girecek orada. Sürtünme falan filan da girecek. Onu evet, eylemsizlik kuvvetleri vesaire. Biraz zorlayacağım. Aynen öyle Ramazan. Bundan sonra güzel taraf. Bayağı bir güzel tarafta duracağız zaten. De dinamik, iş güç enerji, atışlar, itme momentum, basit harmonik hareket, düzgün dairesel hareket ya da düzgün çembersel hareket daha doğrusu. Böyle güzel güzel bir kinematiği bitireceğiz. Kinematiği çok iyi anlayacağız ki ondan sonra da zaten başka yerlerde onunla ilgili şeyleri, soruları yapabilelim. Ama kinematik bayağı bir sürecek, onu söyleyeyim size. Yani önümüzdeki haftada tabii, önümüzdeki hafta bile bitmez kinematik. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize.
Bağlı harekete dikkat edin abi. O XT grafiği, VT grafiği muhabbetine dikkat edin. Hangisinde hangisine dikkat ediyoruz? Doğru parçaları neyi söylüyor? Çok çakal yerdir orası, dikkat edin. Hadi bugün iyiyiz hepimiz. Erken bitirdik. Kendinize iyi bakın. Yarından sonra görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.